Hocam bugün alınan kararları siz de biraz önce söylediniz. 12 Haziran'da artık başlamayı Evet. bekliyoruz. 28 Mayıs'ta netlik kazanacak ama şu anda herkesin planı, tüm takımlarımızın, tüm hocaların planı 12 Haziran'a göre. Fakat 7 takımımızda küme düşme kaldırılsın önerisinde bulundu ve önümüzdeki yılda 21 takımlı bir lig öngörüldü. Siz bu durum için ne söylemek istersiniz? Yani tabii ki bunu Kulüpler Birliği, kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu en başta kararı verecek olan merci. O yüzden biz ne desek bu anlamda yani diğer kulüplerin isteklerini de anlayabiliyorum. Herkes bir şey isteyebilir. Çok zor gözükse de bu belki senaryo. Tabii ki bu konuyu en iyi değerlendirecek olan Futbol Federasyonu. Yani şu anda Avrupa'da böyle bir örnek yok tabii ki. Olacağını da zannetmiyorum. Türkiye'de de bunun kulüpler tarafından da bütün kulüpler tarafından da kabul edileceğini çok fazla düşünmüyorum ama burada tabii ki hem kulüplerin isteklerine sonuçta herkes bu ortamda çok zor dönemler geçiriyor. Çok zor şartlarda hazırlanıyor. Herkesin ortamı farklı. Çok hak veriyorum. O 7 kulübe de çok hak veriyorum. Ama dediğim gibi kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu. Hocam saha içine geri dönecek olursak şunu da sizlere sormak istiyorum. Almanya'da koşu mesafelerinden bahsettiniz. Oldukça yüksek çıktığını söylediniz. Biz de aynı şeyi bekliyor musunuz? Özellikle kendi takımınızdan. Ya bekliyorum. Şöyle tabii ki ya oyuncular tekrar bir yenilendi. Bir sezon başı antrenmanları yapıyoruz şu anda. Yani 6 haftalık bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Sezon başına nasıl takımlar hazır giriyorsa bu yorulmuş, yıpranmış, çok fazla maç oynamış, psikolojik olarak zor dönemler geçiren kulüpler şu anda tekrar toparlanıp tekrar takım antrenmanlarını, tekrar yüklemeleri hep beraber yapıyor. Yani bu bazı takımlar için avantaj da olabilir bu süreç. Bazı takımlar için dezavantaj olabilir ama ben özellikle bütün takımların bıraktıkları döneme göre daha hazır bir şekilde yani sakatları iyileşiyor, uzun süreli sakatlıkları olan var, kısa süreli olan ve yorgunlukları olan yani bizim gibi bir takım özellikle Avrupa'da hem çok fazla maç oynamış hem Türkiye'de ardı ardına maç oynayan bir takım tekrar yenilenip geliyor. Yani bu dediğim gibi ben oyuncuların performansının daha da fazla olacağını düşünüyorum. Fiziksel olarak inşallah hiçbir takımda bundan sonra bu vaka yaşanmazsa çok daha iyi bir şekilde takımların hazırlanabileceğini düşünüyorum. Şu anda bile önümüzde 3,5 hafta var. Yani 2,5 haftalık önemli bir süreç geçirdik. İyi bir hazırlık geçirdik. 3,5 haftamız daha var. Mümkün olduğunca bu süreyi de yani bu periyotlamamızı biz kendimiz yapıyoruz. Demin de dediğim gibi inşallah tekrar bir erteleme olmaz. 12 Haziran, 13, 14 Haziran haftası inşallah her şey de yolunda gider. Tabii ki dediğim gibi bir karar alınıyor ama süreci de görmek lazım. Daha arada 3,5 hafta var. 3,5 haftada neler olacağı hiç belli değil. Bu süreç ileriye de gidebilir ama en doğrusu bizim hedeflediğimiz şu anda bu periyotlamamızı yaptığımız, takım antrenmanlarımızı yaptığımız, hazırlandığımız 3,5 hafta sonra liglerin başlaması. Hocam ben son sorumu soracağım sonra Volkan'a geçeceğim. Cebinde omuzunda kupası olan bir teknik direktörsünüz ki futbolculuğunuz döneminde ülkemize getirilen en büyük kupada da başrol oynamış bir futbolcuydunuz. Kupası olan bir teknik direktördünüz. Çok yüksek bir grafiğiniz var. Bu sene UEFA Avrupa Ligi keşke oynansaydı. Biz orada da finale giderdik diyebiliyor musunuz? Veyahut da şampiyonluk için neler söylemek istersiniz? Yani kupa istiyor mu Okan Buruk bu senede? Evet. Yani bir kere kupa isteyen bir kulüp var. Yani İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü uzun yıllardır şampiyonluk özlemiyle yani şampiyonluk potasının içerisinde hep olup ama bunu bir türlü başaramayan bir takım var sonuçta ama bu sene bu hedeflediği kupaya uzanmak isteyen bir kulüp var. Yani hem başkanımız hem yönetim kurulumuz hem oyuncularımız bütün ekip olarak elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bize öncelikle çok güzel bir ortam hazırlayan Sayın Göksel Gümüşdağ ben burada teşekkür etmek istiyorum. Hem benim için hem ekibim için hem oyuncularımız için gerçekten çok profesyonel, ne yaptığını çok iyi bilen, çok organize bir kulüpte çalışıyorum. Bu benim için öncelikle büyük bir şans.
İkincisi Avrupa'da ilerliyoruz. Yani hem Türkiye Ligi'ndeki hedefimiz hem Avrupa'daki hedefimiz devam ediyor. Ağustos ayında da şu andaki görüntüye göre Ağustos ayında da Avrupa kupaları oynanacak gibi gözüküyor. Oradaki hedefimiz de devam ediyor. Yani ilk maçı kazandık. İkinci maç çeyrek final kapısı, çeyrek finale ulaşmak için bir maçımız daha var. Önce çeyrek finale ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah ondan sonra daha ilerlere de, daha yüksek yerlere de gitmeye çalışırız. Ama dediğim gibi yani hem benim hem oyuncularım için iki tane büyük hedef var. İki büyük hedefte de gerçekten 2,5 haftadır oyuncularımızın isteklerini, arzularını, çalışma tempolarını görünce yani onlara inancım çok daha fazla artıyor. İnşallah istediğimiz yere İnşallah. bu çalışma temposuyla ulaşacağız. Volkan. Hocam iyi akşamlar. Benim İyi ilk akşamlar. sorum Hakan'ınkiyle biraz bağlantılı. Avrupa Ligi'ni soracaktım ben de. Şu an itibariyle bizim en azından takip eden medya olarak bilgimiz kısıtlı. UEFA'nın resmi bir açıklaması yok. Şunu ifade etmek istiyorum. Sizin UEFA ile yaptığınız bir yazışma var mı? Size resmi bir tarih bildirildi mi? Ya da öngörülen bir tarih var mı? Kopenhag maçı ile ilgili. Bunu soracağım bir. İkincisi de az önce biraz üstünden geçtik ama tekrar şunu sormak istiyorum. 7 kulübün gelecek sezon 21 takımla ligin oynanması konusu. Gelecek sezon biliyorsunuz Euro 2020 ertelendi ve yazın oynanacak. 40 maçlık bir fikstür diyeyim. Bu Ya, fikstürün evet. uygulanabilir buluyor musunuz? Bu talebi gerçekçi buluyor Yani musunuz? çok demin de söyledim çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Çok zor olacağını düşünüyorum. O yüzden yani çok o zaman işte 40 maç olur o bir sonraki aşama yorum olur. Eğer böyle bir karar alırsa tabii ki onun planlamasını yapacak olan yine Türkiye Futbol Federasyonu ama dediğim gibi çok gerçekçi bulmuyorum ve çok zor olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi hem kulüplere bunu isteyen kulüplere saygı duyuyorum. Çünkü çok farklı bir süreçten geçiyoruz. Herkes bu anlamda büyük yaralar aldı. O yüzden yani kim ne dese şu anda haklı durumda ama bir de tabii ki hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin gerçekleri var. Bu gerçeklerin de kolay kolay yani 21 takıma bir anda ligin çıkmasında çok gerçekçi bulmuyorum. İlk onu cevaplayarak başladım. İkincisi bize UEFA'dan gelen direkt olarak bir tarih yok ama federasyonlara verilen ligleri bitirme tarihleri var biliyorsunuz. Öncelikle siz ligleri bitirin. Biz Ağustos ayında da ligler bittikten sonra Avrupa Şampiyonası'nı kalan maçları hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi oynatacağız diye tabii ki kulüplere bildirilen bir açıklama var. Ağustos ayında da buraya yöneleceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bizim için daha karışık, daha karmaşık bir süreç olacak. Türkiye Ligi'nde diğer takımlar bu 8 haftayı bitirip yine tatil yapıp bir ara verme şansları belki olacak. Biz tekrar devam edeceğiz. O yüzden hem bizim için zorlu bir süreç olacak. Doğru planlamamız gereken çünkü bu sene bitiyor. Oyuncuların sözleşmeleri bitiyor. Takım değiştirecek oyuncular olabilir. Bizim yeniden kadromuza katacağımız oyuncular olabilir. Çok farklı bir süreçten geçeceğiz ama hepsi bizim için bir tecrübe oluyor. Hepsine çok çabuk bir şekilde alışmak, adapte olmaya çalışıyoruz. Sayın hocam son soruyu soruyorum. Bir şunu söyleyeceğim en başta. 6 ay önceki Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki görüntünüzü görüyorum. Şu anda daha gençsiniz. Onu söyleyeyim. Sevgili Okan hocam. Biraz hafif sakallar artık beyazlıyor ama hala çok gençsiniz. Öncelikle bunu söyleyeceğim. İkincisi de Teşekkür genç bir teknik adam olarak çok başarılısınız. Allah inşallah daha iyilerini nasip etsin. Siz olun. Erol Hoca olsun, Sergen Yalçın olsun, Hüseyin Çimşir olsun. Genç jenerasyon teknik direktörler diyelim. Oldukça başarılısınız. Başarınızın sırrı sizce nedir? ya birincisi burada bence yani tek tek isimler üzerinden gitmek yerine Türk teknik direktörlerin bence bir başarısı var genel olarak. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Son yıllarda özellikle ülkemizde yabancı teknik direktörün çok az tercih edildiğini görüyorum. Buna karşı değilim. Tabii ki benim için teknik direktör teknik direktördür. Yani Türk de olsa yabancı da olsa işini doğru yapan her birey bence önemlidir. Yani bu ayrımı yapmıyorum. Ama Türk teknik direktörlerin de kendi başarılarıyla burada tabii ki lokomotif olan
Hocalarımız var burada. Yani hem Fatih Terim, Şenol Güneş, tabii ki Mustafa Denizli gibi çok üç tane çok tecrübeli hoca Türk futboluna damga vurmuş ve uzun yıllar başarılar yaşamış hocalar. Yine bunun arkasından gelen birçok teknik adam var. Yani tek tek isim olarak saymayacağım.